Şimdi Sertaç Murat Koç'a gidelim. Ankara'ya tekrar bir dönelim. Bu Faruk Hoca'nın tutuklanması. Diğer tarafta hakemler topluca saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'i ziyaret ettiler. Bir açıklama yaptılar. Ankara hakikaten çok hareketli bu meseleyle ilgili. Futbol maçları süresiz durduruldu. Hakemler, gözlemciler maça çıkmayacaklarını anlattılar ama bütün son bilgiler Sertaç Murat Koç'ta. Sertaç, bize özetler misin? Neler oluyor? Evet Kerem Kürçüval, istersen sıcak bilgiyle başlayalım. Tüm dünyanın, aslında sadece Türkiye'nin değil, özellikle futbolu yakından takip eden dünyadaki birçok ülkenin, milyarlarca insanın gözünün kulağının Türkiye'yi çevrilmesine neden olan Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve beraberindeki iki kişinin tutuklandığı bilgisi o sıcak gelişmede. Üç kişinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı yönünde bilgi var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklamalar yaptılar. Kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak suçundan tutuklandı Faruk Hoca ve beraberindeki iki kişi. Faruk Hoca ilk olarak maçın bitiminin hemen ardından sahaya girmişti. Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. FIFA kokartlı hakemin yere düşmesinin ardından da tekmelerin hedefi olmuştu Halil Umut Meler. Ve işte hastaneye kaldırılmıştı. O hastanede müşahede altında tutulmaya da devam ediliyor. Aslında dün geceden bu yana sağlığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. En son sağlığına ilişkin açıklamayı hastane başhekimi yapmıştı. Hayati tehlikesi olmadığını ifade etmişti başhekim Halil Umut Meler'in. Ancak kafa travması yaşadığı için başından midesine kadar ileri tetkiklerle bir tarama yapıldığını söylemişti. Sol göz altında bir çatlak olduğunu açıklamıştı. Ancak hem bakanın hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasından anlıyoruz ki o çatlak kırığa dönüşmüş durumda. Bunu da net şekilde söyleyebiliriz. Tabii bir diğer gelişmede, senin de ifade ettiğin gibi, hakemler, 50'ye yakın hakem Türkiye'nin dört bir yanından geldi Kerem Kırçıval ve burada Halil Umut Meler'e desteğini yine ettiler. Bu 50'ye yakın hakem adına iki hakem, Türkiye'nin yakından tanıdığı iki hakem açıklamalarda bulundu. Arda kardeşler, söylenecek hiçbir şeyimiz yok dedi. Meler'in yanındayız, tüm hakemler bir araya gelerek kararımızı açıklayacağız dedi. Bir diğer hakem Mete Kalkavan'da atılacak adımların bundan sonra takipçisi olacağını söyledi. Şöyle bir bilgiyle bitirelim. Halil Umut Meler'in 10 günlük bir bebeğe olduğu biliniyor ve İzmir'de yaşadığı biliniyor. Bir an önce İzmir'e, ailesinin yanına gitmek istediğini, burada onu ziyaret edenlerden aldığımız bilgi bu. Bir an önce taburcu olmak istediğini hastane yetkililerine aktardığını söyleyebiliriz. Ancak hastaneden son olarak sağlık durumuna ilişkin bir açıklama olmadığını söyleyelim. Gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız ve aktaracağız diyerek sözü yeniden size bırakalım. Sertaç Murat Koç aktardı son tabloyu, hakemlerin açıklaması. Halil Umut Meler'in bir an önce taburcu olup memleketi İzmir'e dönme isteğini ve Faruk Hoca ve iki şüphelinin de tutuklandığı bilgisini. Akıl alır gibi değil ya. Yani, şey yani. Gencecik bir adamı sahanın ortasında, futbol oynanıyor yani. Ya o, bir bitmiş maç. Bir futbol oyun yani, bu oyun. Kıyamet kopmadı yani. Yani sahanın ortasında yumruklayıp yere yatırıp tekmelemek ne? Ama dikkat çektiğin o görüntüyü de yani hakemler de söylediler. Deniz Ateş Bitner. Emre Belözoğlu'nun hareketi de var dedi öncesinde. Evet. Yani sen de dikkat çektin.